Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Merhabalar, yağmurlu bir günden saygılar, selamlar. Evet arkadaşlar, hava yağışlı. Böyle rampa aşağı iniyoruz. Yağışlı havada rampayı nasıl iniyoruz? Nasıl gidiyoruz? Rotörler çekiyoruz mu, çekmiyoruz mu? Kullanıyoruz mu, kullanmıyoruz mu? Rotörlerle nasıl inebiliriz? Ya da rotörlerle inmemiz mi gerekir, inmememiz mi gerekir? Bunları şurada bir deneyelim. Hava yağmurluyken az önce daha çok yağıyordu. Şimdi hava biraz durdu gibi. Yani bu şartlarda arkadaşlar havanın bu şekilde yağıp yolu biraz bu şekilde ıslanması demek yolun sabun gibi olması demek. Bu yüzden arkadaşlar rotorları fazla kullanmıyoruz. Hele de böyle rampa aşağı inerken. Bir de lastikler böyle hani benim lastikler de biraz kabak lastik olduğu için yazın kullandığımız için çok da böyle rotörlerin çektiğin zaman işi olmadığı için fazla da fayda sağlamayacağı, kaydıracağı bir durumda lastikler. O yüzden arkadaşlar bu yolda çok dikkatli olmak gerekiyor. Bunu buradan belirtmiş olalım. Böyle ince çiseyle bakın otobüsün arkasından da bulutu çıkıyor. Yani o yüzden buradan aşağı inerken dikkat edeceğiz mecburen. Hani yağmur iyi yağsa böyle şarıl şarıl yağsa yolu yıkıyor arkadaşlar. Yolu yıkandıktan sonra o kadar sıkıntı olmuyor. Tabii ki illaki yine kayma olur ama yolun bu durumundaki gibi kayma olmaz. Şu anki durumu bildiğiniz sabun arkadaşlar, bildiğiniz. Şöyle bir diş çekiyoruz. Normalde buraları biraz daha seri inerdik ama yol şu anda var ya, yağ yağ. Bildiğin yağ yani şu anda yok. Yolu okumak gerekiyor arkadaşlar. Bu şimdi arabanın üstüne çıktım, ben tırı süreyim veya arabayı süreyim diye bir şey yok arkadaşlar. Yolda giderken yolun şeklini, şemasını böyle iyi hesaplamak lazım. Ona göre yola gitmek lazım. Zaten aynı güzergah olunca yolu ezberlemiş oluyorsun çoğunlukla. Nerede ne var biliyorsun. Kasisine kadar. O yüzden nerede araba kayar, nerede kaymaz, ne şekilde gidilir, ne şekilde gidilmez, bunları zaten alışmış oluyorsun. Farklı yola girmedikten sonra ona göre hareket ediyorsun. Burada 70-70 iniyoruz arkadaşlar buraya. Normalde 80-90 inerdik. Gerçi şu anda bıraktım arabayı, kendi başına gidiyor artık.
Evet, rampa inişlerine devam arkadaşlar. Buraya doğru daha yol ıslanmadığı için burada rotörleri kullanabiliyoruz arkadaşlar. Rahatlıkla. Burada kantar var. Kantara duracağız şimdi. Kapalı değil zaten. Kapalı değildir. Bu saatte kantar kapatmazlar bundan. Ne de bizim Samsun'un kantarı ise. Mümkünatı yok yani. Denetmen istasyonuymuş, denetmen istasyonu. Ben yoruldum hayat, gelme üstüme. Evet, kantara geldik. Geçelim kantardan, olmazsa hava. Evet, kantara da girdik çıktık arkadaşlar. Kantarda da zaten bizim yükümüz hafif. Bu kantara zaten kantardaki adamların ne iş yaptığını, nasıl, niye orada durup da yalandan boşu boşuna maaş aldığını ben çözmüş değilim yani. Kantar nedir ya? İnsanlara sınır koydukça insanlar o sınırın üstüne çıkmaya uğraşıyor.
Bizim milletimizde öyle bir huy vardır. Yasak olan şeyi illa da yapar. Ama serbest bırakılsa üstüne o kadar düşmez. Evet, rötardarla iniyoruz arkadaşlar. Bakın buraya aşağı rötardarla. Hiç sakin sakin. Rötardarı çekmişim iki diş, üç diş. Neyse. Yolumuza devam ediyoruz şu anda. Allah'a şükür olsun yani. Evet, Çakallı Havza Kavak arası olan rampayı da indik arkadaşlar şu anda. Çakallı'ya iniş yapıyoruz. Yani rampayı bitirmiş sayılırız şu anda. Rampa bitti. Şu anda burası da bitti. İlerleyen dakikalarda gene görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda Melemenciler Diyarı Çakallı'dayız. Çakallı'ya doğru devam ediyoruz. Biliyorsunuz Merzifon'dan başladık. Hacı Hamza'dan. Merzifon, Havza, Kavak, Çakallı, Samsun, Tekkeköy devam edeceğiz arkadaşlar. Sağımız solumuz hep Menemenci arkadaşlar. Buradan bu 4-5 kilometrelik alan. Yol kenarına o kadar, hatta daha yukarıda da var. Rampayı çıktıktan sonra orada da var. Çakallı Menemeni. Köpek de canından bıkmış gibi duruyor yolun kıyısında ya. Canından bıkmış gibi duruyor hayvan. Evet, Samsun'a, Çakallı'ya geldiğiniz zaman arkadaşlar, Samsun çevresine geldiğiniz zaman, Karadeniz sahil yolunu kullandığınız zaman bu tarafları Çakallı'da Çakallı Menemen'i yemenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir lezzet, çok güzel bir tat. İnanın hiçbir yerde aynısı yapılamıyor.
Hani yapayım diyen de yalan söyler, yapamıyor çünkü. Çok uğraşan var. Buradaki lezzeti, buradaki tadı tutturamıyorlar. Evet arkadaşlar, Çakallı'yı da şu anda geçtik. Yukarı doğru devam edeceğiz. Evet, rampa inişlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Şöyle burada da yine hafiften çiselerden dolayı yol yağmış, ıslak, tamamen yağmadığından dolayı burası da aynı. Buralarda dikkat etmek gerekiyor. Rampa inişlerinde bu havalarda dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Rotörleri kullanabilirsiniz. Ama öyle aşırı 3-4 diş değil, 1 diş 2 diş duruma göre kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dikkat etmek gerekiyor. Otobüslerin frenleme sistemi o yönden daha böyle iyi, daha güzel. Mesela bizim gibi bizim kadar tehlikesi yok mesela. Bizim az bir şey bir kaçırdın mı ipin ucunu, biçimiz ayrı, başımız ayrı oynuyor burada, bu böyle yerlerde. Ama otobüs dümdüz arkadaşlar. Bunların frenleme sistemi dediğim gibi bizden daha kuvvetli. Sonuçta yolcu taşıyorsun, onda bir dünya can taşıyorsun. Ona göre de parası var tabi. Adam bu sistemi yapıyor, işte para farkı var. Evet, şu anda Samsun'a iniyoruz arkadaşlar, buradan aşağı. Samsun'a sonra rampa bu. Silocu dayım da saldı gidiyor be. Dayım da yüklemiş de. Evet. Lastiklerdeki hoşnutluğu görüyorsunuz arkadaşlar. Lastiklerdeki. Ya camı daha yeni yıkadık, yağmur yağdı. Bu pislik nereden geldi hemen şimdi? Yapmayın şöyle ya. Benim birader akşam yağmurda arabayı boşalttıktan sonra çok yağmur yağıyormuş. Kapakları kapatana kadar diye, donuma kadar ıslandım diye.
Daha güzel ya işte diyorum, eve gittiğini banyo yapacaktın, yapmasın diyorum lan. La diye cıvık su oldum ya diye hep diye. Üstüm başım bap oldu diye. Arabayı yıkandı daha dedim, temiz oldu dedim. Arabam diye hep pis oldu diye. Hiçbir şeyden memnun değil adam ya. Hiç iyi tarafından bakmıyor bir şeye. Buraya aşağı iki tıka çıkardım rotörler arkadaşlar. İki diş. Bir yandan yağmur yağmış, adam hala tarla suluyor bir yandan da ya. Demek ki bu kadar iyi yağmadı. Adam hala tarla suladığına göre. Toprağı işlemedi demek ki yağan yağmur. Öyle ya. Aa, silocu dayım beni geçti. Ulan camı da mahvedecek şimdi ya. Camı da mahvedecek şimdi ya. Dedim mi camı mahvedecek diye. Bileyim daha ben. Mahvetti bizi ya. Dayı niye böyle yapayım ya? Daha yeni yıkadık bu camı, yeni. Hey gidi hey. Oy. Arabayı saldık o buraya aşağı ama orada radar olabilir. Radar olabilir. Bir değil elvan elvan, takatsız kalmışım yayan. Bir derdime bin dert katan, yar beni yareleyen. Bir derdime bin dert katan, yar beni yareleyen. Biraz da bana gül kader, yerden yere vurdun yeter. Biraz da bana gül.